Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz bağımsız milletvekili Sayın Hakan Dinçürek bizlerle beraber. Kendisiyle güne ve gündeme dair değerlendirmelerini alacağız. Sayın Dinçürek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Tabii ki gönül isterdi ki ülkede çok hani güzel şeylerden bahsedelim, yatırımlardan bahsedelim, büyüyen ekonomiden bahsedelim. İşte Kıbrıs konusunun artık federasyon temelinde bir iki devletli eşit kurucu ortaklığında kabul edildiğinden bahsedelim ve bundan sonra ne yapılacağından, ama ne yazık ki bugün tüm gazetelerde manşetlere taşınan bir adli vakayı öncelikle sormak durumundayım. Tabii ki dava devam ediyor. Programa başlarken bunu, yani devam ediyor dediğim, istinafa gidileceği için bir hüküm olsa da devam ediyor görünüyor. Dolayısıyla değerlendirmelerimizi çok dikkatli yapmak durumundayız. Zaten biliyorsunuzdur ama ben hani yayın ilkeleri gereği bu uyarıyı yaparak bu soruyu sormak durumundayım. Bir hekim olarak başta bu tarz davalarda hani halkın, toplumun genelinde, vicdanında bir kamu davası olarak algılandı ve ciddi anlamda bu karar tepkiler doğurdu. Sosyal medyada, dışarıda, herkes dünden beridir bu konuyu konuşuyor. Nasıl olur diye. Bir takım sorular var mesela, gerçi hukukçular daha net cevap verecektir ama ben hekimlik boyutunda sormak istiyorum size. Bir de tepkiler işte mahkeme kararınayken, ben sabah hani bu tepkilerin mahkeme kararlarını değil parlamentoya olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü parlamento yasa yapmakla yükümlüdür. Bizim ülkemizde ne yazık ki 1900 işte ne bileyim 30'lardan kalma yasalarımız dahi var. Dolayısıyla bu yasaların revize edilmesi, gerekirse daha farklılaştırılması, günümüze uyumlaştırılması, toplumun genel psikolojisini veya vicdanını rahatlatacak şekilde getirilmesi noktasında da parlamentoya görevler düştüğünü düşünüyorum. İlk olarak buradan başlayalım isterseniz. Şimdi hastane sahipleri beraat etti bugüne göre. İşte operasyonu yapan hekim mi deniyor, doktor mu deniyor? Neydi? Evet, operatör. Fahri Karagözlü 5 yıl hapse mahkum edildi bugün itibariyle. Ebe hemşire Ayşegül İşbilen 2 yıl ve anestezi uzmanı 4 yıl. Peki bir ameliyathaneye girildiği zaman neler yaşanır genel olarak baktığımız zaman? Yani neler olur prosedür orada? Mü, yetki prosedür anlamında mı? Yetki anlamında mı? Yetki ve prosedür anlamında neler olur? Halkı bilinçlendirmek anlamında bunu da sormak istiyorum açıkçası. Çünkü cezalar birbirine çok yakın. Fiili olarak birini cinayet davası olarak düşünürsek, birini fiili olarak işlemi gerçekleştiren, onu saklayan, bilip konuşmayan şeklinde de düşünülebilir yani bu. Nasıl olur bu? Şimdi öncelikle bu davanın seyrindeki hukuki anlamdaki ifadelerin, bulguları ve detayları ben bilmiyorum. O yüzden şu şudur, bu budur diye çok net ifadeler kullanmam. Üstelik az önce sizin de vurgu yaptığınız üzere dava sonuçlanmış bir noktada değil. Bir karar vardır ama bunun istinafı söz konusudur. Demek ki hukuki süreç devam ediyor, edecektir. Te o sonlansın. O yüzden hukuki süreç devam ederken, üstelik ben bir hukukçu değilim. Davayı da ifadeler ve emareler anlamında dosyasını görüp de incelemiş hiç değilim. Bu dava kamuoyunda çok ciddi bir şekilde yankı buldu, tepki buldu ve günün sonunda hep gündemde oldu. Bu ne kadar bir mahalle baskısı yarattı bilemem. Kararlar alınırken, edilirken, onu bilemem. Ama mahkeme devam ettiği sürece de hep bazı iddialar ortaya atıldı. Yani sanıkların kimileri korunduğu yönünde, kimileri ise gerekli araştırmaların yeterince yapılmadığı ya da tek yönlü davaya bakıldığı yönünde de karşı iddialar da oldu.
Bunları cevabını verecek noktada ben değilim. Yani taraf olanların hepsinin ifadesi alınıp alınmadığı, onların her dört dörtlük araştırılıp araştırılmadığı noktasında da kamuoyunda ciddi soru işaretleri var, iddialar var, konuşuluyor. Bunlar basında yer almasa dahi hekim camiasında da konuşuluyor, siyasi camiada da konuşuluyor. Bunun cevabını verecek olan biz değiliz. İstinafa gittiğinde üst mahkeme bunun cevabını verecek diye düşünüyorum. Ben bir şeyi teslim ederek başlamak isterim. Ülkemizdeki adalet sistemine ben inanırım, inanmak isterim. İnancımı da asla kaybetmek istemem. Çünkü hukuk hepimize her an ihtiyaç duyduğumuz bir nokta olabilir. Hepimizin ihtiyaç duyduğu bir nokta olabilir. Bir ülkede birçok şey bozulursa o ülkenin bütünlüğü, yapısı devam edebilir. Ama hukuk biterse, hukuka güven biterse, hukukta adalet dağıtma mekanizması biterse o ülke biter. Dolayısıyla ben hukuk sistemini en son kalemiz olarak görürüm. Buna olan inancım hamdır. Asla da bunu sarsacak olaylar yaşamak istemem. Önce bunu teslim ederek başlamak istedim söyleyeceklerime. Şimdi ben bu davadan bağımsız hasta ve hekimler arasındaki farklı branşlardaki yetki noktasını vurgu yapayım. Takdir artık kamuoyunundur. Bir noktada hasta geldi. Kime gider? İlgili branştaki uzman hekime gider. Tetkiki yapma, o tetkikleri değerlendirme ve sonuçta bir teşhise varma ilgili branş hekimine aittir. Yani ben ortopedistim, birinde menisküsü yırtığı vardır dersem, tabii ki MR'da istemiş olabilirim, o MR'ın raporunda bana bir uzman radyolog yazar. Ama sonuçta ameliyat kararını radyolog vermez. Ameliyat gerekip gerekmediği kararını ilgili uzman hekim karar verir. Verdiği kararı hastaya anlatır, hastayla paylaşır, onların da rızasını alırsa ameliyat prosedürünü başlatır. Dolayısıyla burada teşhis birkaç şekilde 7 aylık, 8 aylık, 6 aylık, 5 aylık bebeğin kürtaj değil ama ameliyatla tanımlama, bazen bu kürtaj davası dört dörtlük doğru bir tanımlama değil. Gebeliğin sonlandırılması ya da bebeğin alınması, fetüsün alınması yasal olarak birkaç şekilde mümkündür. Yasa hak verir. Hangi durumda hak verir? Şimdi 5 aylık hamilesiniz, her şey yolunda gider. 6. aya geldiniz. Kadın gider der ki yer rutin kontrolde, benim karnımda hareket yok der. Bakılır, tetkikler yapılır. O tetkikler sonucunda bebeğin ana rahminde sebebi bilinmeyen bir şekilde öldüğü, yani artık hayatının devam etmediği teşhis edilir. Bunu teşhis ettiğiniz andan itibaren bunu almak zor durumdasın. Almazsanız zaten anne ölür. Yani o tüketim koagülopatisi dediğimiz başka mekanizmalar devreye girer. Ve ölü bebek bir nevi halk tabiriyle zehirlenme yapar, anne öldürür. Belli bir sürede onu sonlandırıp almazsanız dışarıya. Bebek öldüğü normal doğum süreci yaşamaz. Ne yaparsınız? Bir ameliyat yaparsınız, sezeryan benzeri ve bebeği alırsınız dışarıya. Yasa birinci buna yasal olarak izin veriyor, bırak tıbbi anneyi de kurtarmak için yapmak zorundasınız bunu. Annenin hayatını kurtarmak zorundasınız. Yapmazsanız bunu anne ölür, o zaman suçlu olursunuz. İkinci nokta yaptığınız tetkiklerde hamilelik sürecinde bebeğin canlılığı noktasında bir sıkıntı yoktur. Birincide ne var? Bebek ölür. İkincisinde hayır, bebek ölü değil. Canlıdır.
Ama teknoloji şu anda çok gelişmiştir. Eskiden de vardı, şu anda çok daha ileridir. Ana rahmindeyken yapılan tetkiklerde çok ciddi konjenital anomaliler tespit edersiniz bebekle ilgili. Yani iç organ anomalisi olabilir vesaire, yaşamı ve o bebeğin canlı doğurtup onu yaşatmaya çalıştığınız sürece hayat boyunca çok ciddi sıkıntılar olacak, belki de çok yaşamadan gene ölecek. Böyle durumlarda hamileliği sonlandırma yetkisi aile hekim konuşarak gene vardır. Buna da karar verecek olan gene ilgili uzman hekim tetkiklerini yaptırır, raporlarını da alır, oturur ve der ki burada ciddi bir konjenital anomali var. Bu ameliyatın sonlandırılması gerekir. Bu da bir yasal haktır. Bunu beraberinde aileyle paylaşır. Kabul edildiği anda yine ameliyat süreci başlar. Ameliyat süreci başladığında nedir? Bir ameliyathane, bir hastane önce ayarlarsınız. Bunu yapacağınız hastane olacak. O hastanenin içinde bir ameliyathane olacak. Bir ameliyathaneye talimat verirsiniz. Biz initoremen fetalyene ana rahmi içerisinde ölmüş bir bebek var, onu alacağız ya da konjenital anoma var, hamileliği sonlandıracağız. Bir ameliyat yapacağız, hazırlığını yapın dersiniz. Kime? Ameliyathanenin sorumlusu vardır. Ameliyathanenin içine girip ameliyatta destek olan hemşire vardır. Runner olarak çalışan, arkada durup da lojistik destek veren ameliyat içerisine personel vardır. Bunlar hazır olur. Bir de anestezi ekibi vardır. Çünkü bu ameliyat yapacaksanız bir anesteziye ihtiyacınız var. Anestezi ise siz teşhisinizi söylersiniz ve yapacağınız ameliyatı söylersiniz. Teşhisim benim budur, yapacağım ameliyat budur. Anestezisin görevi cerrahın teşhisini doğrulatmak değildir, sorgulamak değildir. Yani ben ortopedistim, menisküsü yırttıktır, menisküs ameliyat yapacağım dediğimde de anestezisi çağırırım. Ameliyathaneye listesine yazarım. Anestezist gel bakayım ben teşhisin doğru mu, gerçekten bunun menisküsü yırtık mı değil mi ayırt etmez etmek eğitim ve bilgi ve kabiliyetinde de değildir, zorunlu da değildir. Dolayısıyla bu noktadan itibaren anestezistin yapacağı, sen bana ameliyata al diyorsun ama bunun kan değerleri tamam mı, ateşi var mı, solunumu ile ilgili bir şey var mı, temel yaşamsal fonksiyonlarında ameliyatı, narkozu vermeme engel olacak, risk oluşturacak faktörler var mı diye hastayı kontrol eder. Hamileliği 5. ayda mı 7. ayda mı diye bakmaz. Ya da bebek gerçekten ölü müdür, canlı mıdır veya bebek canlıdır ama konjenital anomalisi var mıdır, yok mudur demez. Demezler yani. Yetkisinde de değil. Yetkisinde değil. Görev, yetki, sorumluluk anlamında baktığınızda onu kapsamaz. Ameliyata girdiniz, diyelim ki iç organ anomalisiydi. Zaten ölüyse ölü bebek alınacak dışarıya. Bunu tartışmaya hiçbir tarafı yok. Bebek canlıydı. Ama teşhis iç organ anomalisiyse de o bebeği sonlandıracaksınız. Çekilin kenara deyip anestezist, ben buna burada otopsi yapacağım. Gerçekten siz doğru mu yaparsınız, yanlış mı yaparsınız? Yanlış mı yaptınız deme hakkına da sahip. Bana göre. Tıbba göre. Ha, bunun ötesinde başka ilişkiler var mı? İfadeler neydi? Bilemem. Ama ben baktığımda bir hekim olarak, cerrah olarak gördüğüm budur. Bunları dediğim gibi mahkemede ifadelendirmeler nedir? Kim ne iddiada bulundu? Kim ne ifade verdi? Kim hangi şehadetle hangi suçu kabul etti bilemem ben bunları. Bu süreci yaşamadım. Onun için hangi gerekçelerle bu kararlar verildiğini bilemem. Ama bir anestezistin bir ameliyattaki yetki ve sorumluluğuyla cerrahın tamamen farklıdır. Şimdi ben ameliyatı yaparım. Kalça kemiği kırık. Ameliyat yaparım. Kalçasını çok iyi çiviledim ya da protez koydum. Bu esnada anestezist yanlışlıkla oksijen yerine azotu açtı.
Hasta öldü. Benim ameliyatımla hasta öldük. Hastanın sorumlusu kim? Ben. Ortopedist. Birinci derece sorumluluk bana ait. Ama ben bu tarafta ameliyat yaparken onun anestezisi tarafında, perdenin gerisi deriz biz ona. Perdenin gerisinde anestezisin ne ilaç verdiğini, hangi gazı verdiğini, ne oranda verdiğini bilmem ki. Benim yetkim de değildir o. Benim sorumluluğum da değildir. Eğer anestezist yanlış gaz, yanlış ilaç verip de hastanın yaşamını sonlandırdıysa, hastayı kaybetmemize rağmen beni suçlanamam ortopedist olarak. Tam tersi. Anestezist geldi perdenin gerisinde. Üzerine düşenlerin tamamını yaptı doğru. Ama ben örnek yanlışlıkla ana damarın birini kestim, şakır şakır kanadı. Hastayı kurtaramadık. Yeterince hızlı müdahale edemedik, kurtaramadık. Kan kaybından hasta öldü ameliyatta. Faraza olarak söylüyorum bunu. İşte anestezinin bir suçu var mı orada? Ameliyat sahasındaki damara zarar veren ben. Anladınız mı? Evet. Yani herkesin yetki ve sorumlulukları farklıdır. Yaptığı işlemlerden dolayı da, ama sonuçta hastanın başında iki tane hekim var. En az. Biri anestezist, biri de cerrah, operatör anlamında. Hangi branş olursa olsun. Operatör, kadın doğum olur, genel cerrah olur, ortopedi olur vesaire. Ameliyat esnasında senin yaptığın işlemlerden bağlı çıkan bir şey varsa sen sorumlusun. Öbürünün yaptığı işlemlerden dolayı bir problem çıkarsa sorumlu olan odur. Bilerek, şimdi şeyde hukukta ve medyada çok sık görürüz tanımlamaları. İşte çete oluşturmak, şebeke kurmak. Organize suç işleme. Organize suç işleme kapsamında bir şey var mıdır? Hasta pazarlama var mıdır? Varsa bunun hastane sahipleri neresindedir? Operatör neresindedir? Anestezist neresindedir? Bunu ben bilemem. Peki Sayın Dinçürek, bu kapsamda bunu da sormak istiyorum. Hani konu buraya da gelmişken. Hani kamu vicdanı açısından sorularımızı yöneltiyoruz. Yargının verdiği kararları yargılatmak veya tartıştırmak değil burada niyet. Ama siz bir hekim olarak, cerrah olarak bir hastaneye gidiyorsunuz. Şu anda çünkü öyle yapılıyor. Yani özel hastanelerde biz biliyoruz ki kamu görevlisi doktorlar da hekimler de zaman zaman görev yapabiliyorlar veya ameliyat gerçekleştirebiliyorlar şu anda. Dolayısıyla kamu görevlisi olması da önemli değil. Yani bir hekim gitti bir özel hastanede ameliyat yaptı diyelim. Yani klinikte yapamayacağına göre halkın daha çok bildiği ve akılda kalan şekilde sormak istedim. Yoksa elbette ki haklısınız. Lakin şimdi siz gittiniz bir hastanede, özel bir hastanede ameliyat yaptınız. Bu nasıl olur? Yani siz şey mi dersiniz, anlaşmanız vardır, hastaneye işte otel parası gibi bir şey mi ödersiniz, ameliyathaneyi kullandığınız için kullandınız diyelim. Birinin bir Allah korusun kaza geldi, elinin ayağının işte ne bileyim ya da bir kangren var, koptu, keseceksiniz, kestiniz. Sonra ne olur? Yani siz mi yükümlüsünüz onu bildirmekten ilgili makamlara, kaymakamlıktır, işte içişleridir vesaire. Hastane yetkili, hastane sahipleri midir? İkincisi, orada ortaya çıkan uzuvların imha edilmesi ameliyatı yapan hekimin sorumluluğunda mıdır ve o ekibin içerisinde yer alan herhangi birileri de olabilir bu? Yoksa hastanenin mi? Yani çünkü bu davayla benzer bir soru soruyorum size aslında. Yani farkındaysanız. Şimdi bir kere birinci derece tıbbi sorumluluk hastanın hekimindedir. Ameliyatı yapan da. Hastanın hekimi sonuçta bir sorumlu. Biz ona şey deriz, mesul müdavim doktor. Yani kimdir esas ana hastanın sorumlu doktoru? Mesul müdavim doktordur o. Birinci derece sorumluluk ondadır. Özel hastanecilik bizim memleketimizde daha yeni yeni gelişiyor. Ama mesela Türkiye'de yurt dışlarında çok yaygın. Yıllardır yapılıyor. Bir kere bir hekim hastasını bir özel hastaneye götürür.
götürürken birkaç şekliyle ilişkiler vardır. Ya onun dış hekim kadrosundadır, ya staff hekim kadrosundadır veya dış hekim kadrosunda da değil, ben bir hastam var ameliyat yapmak isterim diye hastaneye müracaat eder, buyur getir hastaneye yatır derler. Parasal konusu işin ayrı tarafı. Orada hastaneden ne hizmet alırsanız bunun bir tarifesi var, onu ödersiniz hastaneye. Hastaneye getirip yatırdığınız andan itibaren hastanın temizliği, hijyenik bakımı vesairesi, tıbbi bakımından bahsetmem, hastanenin sorumluluğundadır. O hastanın üç öğün yiyeceği yemek, ara öğünleri varsa hastanenin sorumluluğundadır. Teknik teçhizat vesaire gibi. O ameliyat için gerekli malzeme, enstrüman hazırlamak, siz söylersiniz ameliyathane hazırla, ben hazırlayamam, yoktur bende böyle bir imkan derse, o zaman ya o hekim kendisi sağlar bunu dıştan ya da o ameliyatı iptal eder ya da başka olan bir merkeze. Ama o ameliyathaneyi hazır hale getirmek gene o özel hastanenin birinci derece sorumluluğudur. Bildirimi yazan, ben bir kendi branşımla ilgili sorduğunuz, yani gangren bir bacak var ve amputasyon yapılması gerekir. Ameliyat esnasında, şimdi sabahtan hoş şeyler konuşmuyoruz ama o bacağı kestiğiniz anda dışarıya verirsiniz usulüne uygun. Yani dışarıya derken ameliyat masasının dışına, o oda içerisindeki runner diye tarif ettiğiniz hemşireye uygun bir şekilde alınır. Ameliyat bittikten sonra çıkarsınız, bununla ilgili raporu tutarsınız. Ama hekim onu alıp da kendisi gidip gömmez. O hastanenin ne yapması gerekirse usulü, prosedür onu yapar. Bunda o prosedürde bir eksiklik varsa hekim zaten bunu yazmak durumundadır. Kendisi raporunu, neydi ve niye kesildi, kimden kesildi, şu bu. Ama zaten ben ameliyat yapacaksam hastaneye diyorum ki bacağı gangrendir. Tabii bilgi veriyorum. Ve bacağını keseceğim, amputasyon yapacağım bu ameliyatta diye bildiriyorsunuz hastanenin, benim bundan bilgim yoktur. Deme şansı yok. Deme şansı yoktur. Hastanenin de sorumluluğu burada başlar bana göre. Peki kestiniz bacağı. Hı. Ne yapıyorsunuz onu? Siz gömüyorsunuz ama. Ben hastaneciliğin amacı budur zaten. Ben hizmeti satın alırım. Yani siz otele gittiniz, bir çarşafı kullandınız, duş yaptınız, havluya kurulandınız. Sizin ondan sonra, siz kullanırsınız. Ondan sonrasında o havlu nasıl yıkanacak, nereye gidecek, çamaşıra gidecek, çamaşırhaneye gidecek. Veya bir bardak kırıldı, bu atılacak, ne yapılacak, sen yapmayın onu. Kim yapar? Otelcilik yapar. Hastanenin otelcilik kısmı var. Hastane sorumlusudur ondan. Ondan sonraki prosedürden hastane sorumludur. Çok özel şeyin yoksa, mesela bazen bir biyopsi alırsınız. Hekimin görevi o biyopsiyi nereden aldı, ne şüphelenerek aldı, nasıl aldı, hangi tarihte aldı, kimden aldı, bunları anlatır. Hangi yöntemle aldı, yazar, bırakır hastaneye. Hastane onu kendi iç mekanizmasında patolojiye sevk eder, raporlanır, döner hekimine ve hastasına o raporu sunar. Siz onun şeyini ödersiniz. Nasıl söyleyeyim, ücretini ödersiniz. Siz aldığınız hizmeti. Dolayısıyla hastanelerin de bu anlamda sorumluluğu vardır. Evet, hastanenin, hastane sahiplerinin veya işte işletmecilerinin de diyebiliriz. Hani adam hastane açmıştır, yapmıştır ama işletmeyi başka birilerinin işletmesine vermiştir. Yani şimdi onların bir daha da sorumluluğunda. Bu davanın nasıl cereyan ettiğini, hangi ifadeler kullanılan, hangi emareler, hangi bulgular var, ne yapıldığını ben bilmiyorum. Dolayısıyla hükmün teknik açıdan benim bir hukukçu gibi analiz edip eleştirmem mümkün değildir. Bir, ikincisi de az önce söyledik, dava devam ediyor. O yüzden devam eden bir süreçte bu doğru yapıldı, bu yanlış yapıldı gibi bir hüküm vermem, benim bir ifadede bulunmam söz konusu değil. Bile değil. Evet. Bir sorumuz var efendim bu kapsamda size. Sayın Dinçürek, bu kürtaj olayının tekrar yaşanmaması için meclise düşen görevler var mı? Ne yapılması gerekir demiş. Günaydın Çiğdem Adın, Adalet'in
pardon. Adaletin caydırıcılığı sıfırlandı benim nazarımda demiş. Umarım ülkemiz kürtaj sektörüne dönüşmez. Öfkeliyim demiş. Şimdi böyle bir endişe de var. Yani bir şeyler bazen hani caydırıcı olmazsa bu turizm sektörü gibi sektörleşmesin aniden. Şimdi şunu söylemek isterim ben. Bir kere sağlıkta da kayıt dışılığın ortadan kalkması lazım. Ekonomide olduğu gibi. Yani ekonomide diyoruz ya kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine çekmemiz lazım. Sağlıkta da eğer bir kayıt dışılık varsa öncelikle kayıt içine çekmek lazım. Kayıt içine çektiğiniz andan itibaren esasında yasal tereddütler yoktur. Yasal boşluklar yoktur. Meclise nasıl görev düşer dersiniz ya, çok da fazla meclise görev düşmez. Esas yürütmeye görev düşer. Hangi anlamda? Yürütmenin düzenli bir şekilde, periyodik bir şekilde denetleme görevini yapması lazım. Yani özel hastaneler her açıdan tıbbi imkanları, etik çalışıp çalışmadıkları, doğru beyanlarda bulunup bulunmadıkları konusunda tıbbi donanımların yeterli olup olmadığı dahil denetlenmesi lazım. Bizim açımızdan baktığımızda bence birinci yapmamız gereken denetimdir. Yoksa bir yasal boşluk yoktur bu noktada. Yasalar tanımlamış hangi şartta neyi yapabileceğini, onun dışında bir şey yapamayacağını. Yapılıp yapılmadığını meclis denetlemez. Yürütmedeki denetler. Yani hükümetler, yani bakanlıklar, yani bakanlığın altındaki... Yani meclistekiler. Meclis. Yürütme değil. Mesela yürütme, sağlık bakanlığı yasama değil. Yasama ve denetlemedir. Bugün dışarıdan biri de sağlık bakanı olabilir. Mecliste değildir, halkın seçtiği biri değildir. Öyle düşünmeyin. Meclis bir yasamadır, iki denetlemedir. Yani denetler, neyi denetler? Meclisin görevi, hükümetlerin icraatlarını da denetler. Bu anlamda meclisin görevi olabilir mi? Evet, iktidarı da, muhalefeti de, milletvekili de ilgili bakanlığı sorgulayabilir mecliste. Sen bunu denetliyor musun, denetlemiyor musun? Benzer zaten konuşmalar çok sık mecliste yapılıyor. Bunu yapacak olan kimdir? Yani bu periyodik denetlemeleri yapacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Bunun dışında başka tartışacak bir nokta yoktur. Sağlık Bakanlığı ilgili hastaneleri birçok açıdan denetleyebilir. Denetlemelidir. Onun dışında yapacak bir şey yoktur. Denetleyeceksiniz. Peki Sayın Dinçürek, sizce mesela bu tür diyorum, bakın altını çiziyorum, bu evet. Demiyorum. Bu tür davaların sonuçlarında çıkan bir takım cezalar, gerek trafik kazaları olsun, gerek başka farklı adli olaylarda verilen cezaları yeterli buluyor musunuz? Yani ortaya çıkan sonuçlar sizin vicdanınızı rahat bırakabiliyor mu? Milletvekili olarak ya da bir Hakan Dinçürek olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben cezaların caydırıcı olması gerektiği noktasında çok netim. Ama başka bir şey daha var. Yani adaletin kamu vicdanını rahatlatması, tecelli etmesi anlamında baktığınız zaman aynı suçu 10 kişi işlerse bir kişiyi yakaladık ve işte bu bir kişinin üstüne yürüdünüz, bir kişiyi yakaladınız ve kamu vicdanını da rahatlatsın, caydırıcı olsun diye onun kellesini vurdunuz. Ama 10 kişiydi suçu işleyen, 9'unu da yakalamadım, ihbar yok, emare yok vesaire derseniz bu o zaman benim adalet anlayışımı da rahatlatmaz. Hukuk camiası tarafından baktığınızda bana bu dosya geldi diyecek hukuk. Ben bu dosyanın gereğini yaptım. Tamam da gelmeyen 9 dosyayı kim konuşacak?
adalet anlamında benim algılamam iki bacağı var. Yani bir, caydırıcı olmalı ama vatandaşa, aynı konumdakilerine, tümüne eşit yaklaşılmalı. Adalet böyle tecelli eder. Tek başına birini yakaladık, onun kellesini vuralım da caydırıcı olsun. Öbürlerini yakalamak için ne yaptık? Gözümüzü yumduk. Görmezlikten geldik. İhbar gelmediydi. Başka biri bir şey söylemediydi. Acaba biz denetleyerek bunu araştırdım. Az önce vermek istediğim mesaj oydu. Yürütmenin denetleme yapması lazım dedim. Esas yapılması gereken nokta oradadır. Yürütmenin ciddi denetleme yapması lazım. Bir tane vaka patladı basında, tamam. Bu bugüne kadar Kıbrıs'ta, soru şudur. Bugüne kadar Kıbrıs'ta yapılan ilkler miydi? Yani ilk isim ve ilk ekip değildir. Bu güneme çıktı, cezalansın, cezalansın. Ama bunun denetimini yapalım. Denetlemeyi sıkı yapalım. Yani örneğin X hastanede 1000 tane hamilelik sonlandırıldı. Hayır. Takip ediliyor. Takip edilecek. Evet. 3 ayı da geçti. Yani 10 haftaya geçti. Yasal olarak ailenin rızasıyla kürtaj olarak hamileliği sonlandırma sınırını da geçti. Bu 1000 hamileliğin ne olduğunu takip eden var mı? Yok. Yani bunlar doğurdu. Bu hastanede, başka hastanede. Hastanın adı belli, kimliği belli. Nerede bu hastane? Çocuğu oldu, nerede bu çocuk? Bilmem, net anlaşıldığımı söylediğimi. Yok, ben şaşkınlıkla bakıyorum, hiç bu açılardan bakmamıştık yani. Yani bu bin gebelik takip edildi ve düşük olduysa düşük, doğum olduysa doğumla sonlandı mı? Bunu takip eden var mı? Denetim dediğim budur. Takip arada eğer 990, 95, 98 doğum olduysa ve iki tanesi hasta da orada, yani yurt dışına kaçtı, kayboldu da takip edemedik değil, ortada da bebek yoksa bunun hesabı sorulmalı. Ne oldu bu hamilelik? 3 haftayı da, 10 haftayı da geçti. Ne oldu bu hamilelik? Soruldu mu? Evet, devam edelim efendim. Bir sorumuz daha var sanıyorum. Aslında hani siyasetle ilgili konuşacaktık ama onu başka bir güne bırakacağız herhalde. Çünkü süremiz zaten dolmak üzere. Ama bu da çok önemliydi. Önemli bir konu en azından halk için. Sayın Dinçürek, o zaman devletin bu gibi yerleri denetlemesi, ancak ciddi denetleme göz yummamak gerekiyor. Ancak bizde birçok olayda göz yumuluyor. Ahbap ilişkileri bayağı güzel gider KKTC'de demiş. Ya, yani şöyle söyleyeyim, yorumlar için gönderen herkese de teşekkür ederim. Az önce de söyledim, yani basında ilk günden itibaren çok ilgiyle izlenen bir olaydır bu. Kamuoyunun ilgisini, zaman zaman öfkesini ben anlıyorum, makta veriyorum. Biz temel insan hak ve özgürlüklerinden bahsederiz değil mi? Bence en temel insan hakkı yaşam hakkıdır. O yüzden yaşam hakkına saygılı olmalıyız. Çok net söylüyorum. Yaşam hakkı çok önemlidir. Bununla ilgili yapılan bir yanlış varsa bunun da affı olmaz. Yani ben şimdi canım sıkıldı, asabım bozuldu, çıkarayım tabancayı, bıçağı, tak 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 seni öldüreyim. Bunun artık gerekçesi ne olursa olsun, yani benim canımı ne kadar yakmış olursanız olun, benim birçok şey yapma hakkım olabilir ama seni öldürme hakkım asla konuşulamaz bile. Yani benim senin yaşam hakkını elinden almam kabul edebileceğim şey. Ben hekimim zaten. Yani bütün yaşamım, felsefem, hayatın devamını ve konforunu sağlama üzerindedir. Yani sonlandırmasını askeri şartlarda bile, savaş durumlarında bile çok içselleştirmediğim, kabul etmediğim bir noktadır. Dolayısıyla nefsi müdafaa hariç, yani biri öldürecekse seni, mecbur olursun. Kendini korumak için bir şeyler yapabilirsin belki ama diğer türlüsü sıkıntılı. Şimdi
Bütün bunları bir araya koyduğumuzda ben yasaların çok da eksik olduğuna inanmam. Denetimlerin daha sık ve düzenli yapılması gerektiğini ve bir konuda değil her konuda bunların denetimlerle yapılması... Denetimlerle caydırıcı olması gerekiyor diyorsunuz. Gerekir. Aynen onu söylüyorum. Bu bir. İşte gene medyanın ilgisini çeken Yüksek Öğrenim Yasası. İçinde YÖDAK vardı. Halk medyadaki ismiyle o da YÖDAK yasasıydı. Hep tartışılan noktalar bana göre çok yanlış tarafından medyada tartışıyor bunları. Neden? Şimdi ben eğer başbakansam, hükümetsem, yüksek öğrenimle ilgili politikaları belirleme, sağlık politikasını nasıl belirlersin? Yüksek öğrenimle ilgili politikalarda belirleme bir hükümetin yetkisinde olmalıdır. Bu bir. Cumhurbaşkanlığı hiçbir konuda yürütme makamı değildir. Atamalarda evet onay makamı olabilir ama yürütme makamı başka bir şeydir. Yürütme makamı yani sağlıkla ilgili hassasiyet varsa sağlıkla ilgili yürütmeyi bundan sonra hastaneleri Cumhurbaşkanımız yönetsin. Veya işte şimdi çevre konusunda birkaç keredir Sayın Cumhurbaşkanı gösterdiği hassasiyetten dolayı ben bir çevre bakanıyım. Memnuniyetle karşılarım. Ama yürütmeyinin yerine geçebilecek toplantılar düzenlendi. Komisyonlar kuralım da burada politikalar belirlensin de bunlar yapılsın. Cumhurbaşkanı yürütme makamı değildir. Bir çevre bakanı da teşekkür ederse buna tamam yapalım bu işleri derse o zaman kalk koltuktan. Yani bunu yapacak olan hükümet, hükümetin içindeki ilgili bakanlıktır. Yürütme orasıdır. Yapmıyorsa? Ama yapmıyorsa değiştirici. Cumhurbaşkanı da kayıtsız kalamaz ki. Hayır. Cumhurbaşkanının hakları var. Ne var? Gelir Bakanlar Kurulu'na oturur başkanlık yapar. Bu da yasal zemindedir. Ve uyarılarını Bakanlar Kurulu'na orada yapar. Kamuya ama yürütme olarak yürütmeyi ben devralıyorum. Cumhurbaşkanlığı sarayında ben ekip kuracağım. Komisyon kuracağım da bu yürütmeye kararlar alıp da şey yapacağım. Müdahale edeceğim. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla sapla samanı karıştırmamamız lazım. Bizdeki sistemde Cumhurbaşkanlığı iç meselelerde yürütme şeyi değil. Yürütme hükümetin yetkisindedir. Özellikten bahsederiz. İşte özellikler değildir. Müdahale var falan filan. Neyin özelliklerini konuştuk? Mecliste ben konuşma yaptım. Hiç basında da yer almadı. Yani özellik tamam. Ben de özellikten yanayım. Şimdi hep siyasilere karşı bir özerk midir değil midir tartışılır. Bizdeki YÖDAK üyeleri nereden gelir? Uzaydan? Yok, ülkeden. Nereye gider? Bitti süresi nereye gider? Ülkede kalır veya gidecek. Yani bırakır, gider. Vazgeçer meslekten, hayır, çalışmaz. Yok. Nereden gelir? Üniversitelerden. Üniversitelerin kaç tanedir? Sayısını artık biz de kaybettik. Maşallah. Evet. 2-3 tanesi, yani Türkiye'den gelen 2 üniversite, 2 tane de devlet vakıf üniversitesi dışında, 4 üniversitenin dışında kalanların tümü özel. Yani bir patronu var onun sahibi. Sen de onun bir çalışanısın. Bir akitle bağlısın sözleşmeyle. Bazılarının sözleşmesi bile yoktur. İki dudağının arasındasın. Sen gelin YÖDAK'a. Ne yapacaksın? YÖDAK'ta ne yapacaksın? Üniversiteleri denetleyeceksin. Onlara izin vereceksin, vermeyeceksin. Sen bu işi yapan yapamam diyeceksin. Gerekirse ceza vereceksin. Gerekirse bölümünü kapatacaksın. Gerekirse bölüm açmasına izin vermeyeceksin. Kim? Evet. Kim yapacak bunu? YÖDAK üyesi. Nereden geldi? Üniversiteden. Nereye gidecek? Üniversiteye. Nasıl objektif olacak diyorsunuz? Nasıl tarafsız? Hiç bunu tartışan oldu. Kaçıncıdır kürsülerden söylüyoruz. Yani YÖDAK üyesi orada bağımsız olabilmeli güzel. Bağımsız gelecek? Kararı. Hayır. Şimdi işte. Sayın Değiçirek şimdi böyle de diyorsunuz da nereden gelecek bu YÖDAK üyeleri? Uzaydan mı demek gelecek? Demek ki YÖDAK üyeliklerini çıkacak. Aldığınız 2 günde bir değiştirmeyeceksiniz. İkincisi mesleğinde belirli bir kıdeme gelmiş olacak. YÖDAK üyeliği yaptıktan sonra da YÖDAK içerisinde akreditasyon ve denetleme kuruludur. YÖDAK denetleme ekipleri olacak. Yani sağlıkta denetlemenin yani yetersizliğinden bahsediyor. Yani bağımsız denetleme ekimleri ne demek istiyorsunuz? Burayı biraz açalım. YÖDAK bir akreditasyon kuruludur bir de denetleme kuruludur. Tamam.
Denetleme derken siz mimarlık eğitimi verirsiniz. Neye göre verirsiniz? Bunu denetleyecek olan kimdir? YÖDAK'tır. Usulüne uygun siz eğitim sistemini yapabiliyor musunuz? Bugün biliyor musunuz ki bir üniversiteye gelir bir öğrenci, tamam bir ben. Sınava 10 defa girer, geçemez. Tık gelir Y üniversiteye, oradan ertesi gün diplomayla çıkar. Bunları kim denetler? Neye göre ölçme değerlendirme sistemleri var? Tam şeyiniz bunu yapacak, anlayınız. Bunu yapacak denetleme mekanizmaları YÖDAK'ta yok. Duydunuz, bütün eğitim programları için ayrı komiteler var ve üniversitelerimizi senede bir, iki senede bir gittik denetledik. Hukuk eğitimi tamamdır. Hoca düzeyi, hoca öğrenci sayısı dengesi, verdiğimiz müfredattaki dersler tamamdır. Yapıldı mı bunlar, yapılmadı. YÖDAK'ın bunları yapması için kurumsallaşması lazım. O yasanın içindeki en önemli eleştirilecek noktalar onlardır. YÖDAK'ı kurumsal olarak güçlendirecek ve bu üniversiteleri denetlesin. Biz korkarız, hacim büyüyor. Hacim büyüsün. Yani üniversite sayısı artabilir. Öğrenci sayısı artabilir. Bizim yapacağımız, aldığımız öğrencilerin uygun şartlarda eğitim almasını, akredite edilmiş programlar, yani onaylanmış, dünyanın kabul ettiği eğitim programlarıyla mı eğitim veriyoruz? O standartlarda bir eğitim mi veririz? Ürün kalitesi, yani mezun ettiğimiz öğrenciler o aldıkları diplomanın öngördüğü yetkinliği kazanıp da mı mezun oluyorlar? YÖDAK'ın görevi bunlardır. Bunları sorgulamak YÖDAK'ın en birinci görevidir. Bunu yapacak olan insanların da en başta ekonomik bağımsızlığı ve özelliğinin olması lazım. Yoksa bu, iki gün sonra ben sizi tekrar bu kanalı da maaşlı, kontratlı patronu iki dudağı arasında görev yapmak zorunda kalacağınızı bilirseniz, siz gelip Diyalog TV'yi, Diyalog Gazetesi'ni, medya grubunu sorgulayamazsınız. İki gün sonra geldiğinizde kapıdan içeri giremezsiniz. Bu kadar nettir. Bunu kimse konuşmuyor bu ülkede. Konuştuğumuzda da medyada da yer almaz. Çok ilginçtir bunlar. Canım, medyada sizin hangi birinizi takip etsin? Maşallah, her gün bir şey değişiyor ülkede. Her gün biri bir şey çıkıyor. Yok rezidans aldıydı, yok maşallah taktıydı, yok bilmem neydi. Hangi birinize yetişelim Hakan Bey biz yani? Maşallah takmak daha kamuoyunun ilgisini alır. Mesela çevrede görüyorsunuz, bunu daha çok konuşuyorlar. Acaba toplumsal olarak... Ondan sonra bir noktada problem çıktığı zaman niye denetlenmiyor diyorsunuz. Şimdi üniversitelerle ilgili ciddi bir problem çıksa, 3 sene 5 sene sonra inşallah çıkmaz böyle bir şey. Ne yaptıydık, nasıl denetlediydik, niçin denetlemediydik? Bunları konuşacağız. Ne zaman konuşacağız? Eğer inşallah öyle bir şey asla gerçekleşmez. Yüksek öğrenimde bir çökme olursa. O zaman da denetlemeyi konuşacağız. Niye denetleme yapmadık diyeceğiz. Ama denetleme yapabilmenin koşullarını yaratacağız. İşte bugün konuşmamız lazım onu. Bugün o koşulları yaratacağız. Objektif. Zaten o YÖDAK yasası oy çokluğuyla geçti değil mi meclisten? Evet. Oy çokluğuyla geçmiş olması, YÖDAK'ta bir yani yüksek öğrenim yasası bir düzenleme getiriyor. Bugünden daha ileriye götürür mü? Götürür. Açığı kapatır mı? Beklenileni, hepsini kapatır mı? Hayır. Ama düne göre bugün daha mı iyi? Evet. Cumhurbaşkanı'nın sakınca gördüğü noktalar nelerdi ki? Yani ben önemli bir kısmına katılmıyorum. Sadece şey olarak söyleyeyim. Teknik detay, şimdi sayfalarca konuşamayız burada ama önemli bir kısmına ben katılmıyorum. En çok rahatsız edilen şey neydi size? İşte özellik falandan bahsederiz Sayın Cumhurbaşkanı ama dediğim gibi şu anda bir üniversiteyi açma iznini verme, lisansı verme Eğitim Bakanı'nın iki dudağı arasındadır, bir kalemine bakar. İstediği anda verir. Bu yasayla belirli komiteler kuruldu. Diyor ki siyasilere teslim edildi, endişem var. Zaten
bakanın iki dudağı arasındaydı. Bakan bu yasayı getirmeseydi meclise, isterse oturur, 18 tane galiba bekleyen var, 18'ine de verirdi imzayı. Ya da canının çektiği 8'ine verirdi de onunla vermezdi mesela. Bu yetkiyi kullanmıyor, bekletiyor ve yasa yapıyor ve belli bir komisyon kuruyor. Üyeler şöyle gelecek, böyle gelecek, nasıl gelecek, karar verilecek. Devletin diyor bunda çoğunluğu var. Ama üniversite açma yetkisi YÖDAK'ta olamaz. Üniversite açma yetkisi Eğitim Bakanlığı'nda yürütmede olur. Hükümetin vizyonuyla, programıyla ilgili bir şeydir bu. YÖDAK'ın açılan üniversiteyi uygun şartlarda açılıp açılmayacağını denetleme yetkisi. Yani yarın öbür gün bir hükümet gelirse, mesela böyle en uç noktada nasıl bir örnek verelim? Yok, siz hiç o örneği vermeden ben size karşı bir örnek vereyim. Ve derse ki ben eğitim sektörünü bu şekilde şekillendireceğim. Ne olacak o zaman? Benim de özellik konusunda söylediğim, yani siyasilerin suistimalini konuştunuz. Oraya öyle bir YÖDAK üyesi gelirse ki kontratı X üniversiteye bağlı. O X üniversitenin öğrenci alacağı potansiyeli, lokomotif fakültelerini, Center of Excellence dedikleri, fakültelerini tehlikeye atacak marka bir üniversite gelirse, gelecekse, o YÖDAK üyelerine de talimat giderse X, Y üniversitelerinden, onlara izin vermeyin derse, yani bunun kötü tarafı var da bunun bu tarafı yoktur. O taraftaki kötü taraf daha büyüktür. Çok daha büyük bir ranttır. En azından bu taraftan halkın iradesiyle mi seçiliyor diyorsunuz? Yani evet, hayır, dünyada denetleme, yani YÖK, YÖDAK gibi denetleme, akreditasyon kurulları üniversite açma kapatma izni, açma izni vermez en azından, öyle söyleyeyim. Denetler ve sakıncalı bir durum, sakıncalı bir durum varsa rapor eder, uyarır, gerekirse müeyyide uyurlar. Bence bizdeki yapmamız gereken en önemli nokta, üniversitelerimizin öngörülen kalitede eğitim verip vermediğinin YÖDAK tarafından etkin bir şekilde denetlenmesi lazım. Bunun için de 3 tane, 5 tane, 6 tane full time personel değil sadece. YÖDAK üyesiyle yapamazsınız. Onun için az önce bahsettiğim denetleme kurulları oluşturmamız lazım her branşla ilgili. Ve YÖDAK üyeleri de belirli bir yaşa geldikten sonra girmeli. YÖDAK üyelik süreçleri bittiğinde de o denetleme kurullarının içerisinde başkanlık ya da üyelik yaparak gene YÖDAK içerisinde üniversiteleri denetleyen konumda olabilmelidir. Evet. Ve böylece üniversitelere, uzaydan mı gelecek lafının cevabı oradadır, üniversitelere geri dönme, onlara gebe kalma mekanizması kırılmış olur. Peki. Yapılması gereken buydu. Çok teşekkürler Sayın Dinç Ürek, değerlendirmeleriniz için. Süremizi burada noktalıyoruz. Bir başka programda inşallah daha güzel şeyler konuşacağız sizinle. İnşallah. Diyelim. Değerli izleyenler, bugün için birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeni bir günde yeniden birlikte oluncaya dek stüdyomuzu Sayın Fehmi Oktay'a bırakıyoruz. Görüşmek temennisiyle hoşçakalın.